dış ticarette teslim şekilleri ya da milletler arası ticarette teslim şekilleri ya da uluslararası ticarette teslim şekilleri olarak karşımıza çıkan terimler, yani teslim şekilleri nedir? Teslim şekilleri bir malın hizmetin teslimi söz konusu değildir. Hizmetin ifası söz konusudur. O yüzden teslim şekilleri hizmet teslimlerini kapsamaz. Sadece mal teslimleriyle ilgilidir. Teslim şekli bir malın üreticisinden veya satıcısından zilliyetinin, mülkiyetinin alıcısına nasıl geçeceğini gösteren şekillere teslim şekilleri diyoruz. Dış ticarete başlarken de ilk öğreneceğimiz bilgiler teslim şekilleridir. Çünkü biz malı nasıl teslim edeceksek ona göre fiyat belirleyeceğiz. Malımıza fiyat belirleyebilmemiz için bilmemiz gereken öncelikli bilgi teslim şekilleridir. Teslim şekilleri şu an son last version, son versiyon olarak Incoterms 2010 geçerlidir, kullanılmaktadır. Incoterms 2010. Incoterms'in açılımına bakalım. International Commercial Terms, yani uluslararası ticari terimler. Incoterms. Incoterms 2010, son versiyonu olan Incoterms. Incoterms 2010'a göre 11 tane teslim şekli var. Incoterms 2010'a göre 11 tane teslim şeklimiz var.